Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, grubumuzun önerisi üzerinde söz aldım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii çiftçilerin problemleri denilince o kadar çok problem var ki burada 10 dakika değil 10 saat konuşsak bile bunu anlatmak veya çözüme kavuşturmak zor olacaktır. Ama biz 10 dakika içerisinde önemli bulduğumuz ve her defasında söylemekten yorulmadığımız, söylemeye de devam edeceğimiz problemleri sizlerle paylaşacağız. Bizi izleyen televizyon başındaki değerli çiftçilerimizle, değerli milletimizle paylaşacağız. Şimdi çiftçilerin öncelikle para kazanabilmesi, ektiğinden zevk alması ve bununla çoluğunun çocuğunun rızkını kazanabilmesi için öncelikle bu gübre fiyatlarının hala düşmediği serbest piyasada ve tarım kredi kooperatiflerindeki fiyatlardan belli oluyor. Şimdi ben daha önce gübredeki KDV'nin düşürülmesiyle ilgili birçok defa soru önergesi, kanun teklifi ve burada konuşma yaptım. Ama hep bunu kulak arkası yapmıştınız. Ne zaman ki 7 Temmuz seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi bunu seçim beyannamesine aldığında bununla oy kazandığını, sizin de oy kaybettiğinizi görünce 7 Temmuz seçimlerinden sonra 1 Kasım seçimlerine gidildiğinde siz de böyle bir uygulama yapacağınızı gündeme aldınız ve bunu da kamuoyuyla paylaştınız. Evet, olumlu bir gelişme. Gübredeki KDV'nin %18'den 0'a düşürülmesi. Ancak bu yeterince çiftçiye yansıdı mı? Yeterince çiftçiye yansımadı. Neden yansımadı? Yansımayışının sebebi de piyasada serbest piyasayla rekabet edecek devletin bir organı yok. Daha öncesinde tarım krediyle bunu çözebiliyorduk ama geldiğiniz günde tarım kredi gibi önemli bir kurumu özelleştirdiniz ve şu anda tarım kredi gübre fiyatlarını sübvanse edebilmek adına piyasaya giremiyor. Niye? Çünkü özel bir kurum olduğunu iddia ettiğiniz bir kurum olduğu için giremiyor. Aslında tarım krediyi aktif olarak kullanabilsek ve piyasaya gübre fiyatlarını regüle edebilecek şekilde kullanabilsek çok faydalı olacak. Bakın, ben size birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi tarım kredi bir devletin kurmuş olduğu bir kurum. Buradaki gübre fiyatlarıyla serbest piyasadaki gübre fiyatlarını karşılaştırmak istiyorum ve sizlerin de vicdanına sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, üre gübresi serbest piyasada 810 lira, yani 81 kuruş, ama tarım kredide 994 lira, yani 99.4 kuruş. Arada 100 küsür lira bir fark var. Yine DAP gübresi dışarıda serbest piyasada 1160 lira ama şeyde tarım kredide 1260 lira. Yine serbest piyasada 20-20 taban gübresi 860 lira, tarım kredide 1060 lira. Yani böyle bir mantıkla gübre fiyatlarını nasıl düşüreceğinizi düşünüyorsunuz? Bunu anlamak mümkün değil. Yine mazot. Mazot dünyanın en pahalı mazotunu yine Türk çiftçisi kullanıyor hala. Varil fiyatları düşmüş olmasına rağmen bu yeterince Türk çiftçisine yansımadı. Mazot fiyatları yeterince düşürülmedi. Türk çiftçisi hala dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. Şimdi dünyanın her tarafında ülkeler çiftçisini korumak için tarımsal mazot uygulaması yaparlar. Ve onun fiyatı da Amerika'da da, efendim, Yunanistan'da da, Fransa'da da, İtalya'da da 3 aşağı 5 yukarı 1 milyon 260 bin lira gibidir eski rakamla. Yani bizde ise şu anda hala değerli arkadaşlarım mazot fiyatı 3 milyon 830 bin liralarda dolaşıyor. Hala Türk çiftçisi bu fiyattan mazot tüketiyor. Yani dünyadaki çiftçilerle Türk çiftçisinin mazot rakamı aradaki fark 2 milyon 570 bin liraya dayanıyor eski rakamla. Yani yeni rakamla 2.57 kuruş. Ya bu Allah'tan reva mıdır? Yani Türk çiftçisi dünya çiftçisiyle nasıl rekabet edecek bu şartlarda? Nasıl Türk çiftçisini koruyacaksınız? Yani ucuz mazot projeniz vardı. İlk 2002 yılında iktidara geldiğinizde bunu çok kullanmıştınız. Çiftçiye mavi mazot vereceğiz, ucuz mazot vereceğiz demiştiniz. Ancak şu ana kadar daha onunla ilgili hiçbir gelişme sağlamadınız. Biz
Seçim beyannamemizde ÖTV'yi ve KDV'yi düşüreceğimizi, çiftçiye ucuz mazot vereceğimizi söylemiştik. Ne yazık ki iktidar olamadık. Ama siz iktidarsınız. Allah rızası için çiftçiye bu zulmü reva görmeyin. Değerli arkadaşlar, Allah rızası için çiftçiye bu zulmü reva görmeyin. Çiftçi ucuz mazot kullanmayı hak ediyor. Çünkü çiftçi alnının teriyle para kazanmaya çalışıyor. Alnının teriyle o topraklarda yetiştirdiği ürünle çorunun çocuğunun rızkını temin etmeye çalışıyor. Şimdi buğday Türkiye'nin en temel ürünlerinden bir tanesi. Şu anda bu yıl tahmin ediyorum 18 milyon ton civarında gerçekleşecek buğday rekoltesi. Çünkü Ankara'da da Konya'da da zaten Çukurova ve Amik Ovası buğday ekmez oldu. Efendim gübre fiyatlarından ve buğdaydan para kazanamadığından dolayı bu bölgede de buğday yeterince iyi ve kaliteli değil. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı 22 milyon ton. 22 milyon tonun ancak 18 milyon tonunu Türkiye üretecek ve 4 milyon ton buğdayı dışarıdan almak mecburiyetinde kalacağız. Yani topraklarımız buna müsaitken, iklimimiz buna müsaitken biz neden tohumculuğu geliştirmeyiz? Biz İç Anadolu bölgesinde Konya'da, Ankara'da daha iyi buğday veren, daha ürün alabileceğimiz tohumlar neden geliştirmeyiz? Gübre fiyatlarını ucuzlatıp çiftçinin buğdayla bol gübre atıp daha fazla mahsul almasını neden sağlamayız? Bunların hepsi soru işareti. Ben bunları yıllardan beridir burada gündeme getiriyorum ama hiçbirinde daha çözüm bulamadım. Hep çıkıyorsunuz diyorsunuz ya, eleştiri çözüm. İşte çözüm de ortaya koyuyoruz. Çözümü de söylüyoruz ama yok. Buradan giriyor, bu kulaktan çıkıyor. Bir dakika sonra unutuyorsunuz her şeyi. Zaten sizin çiftçiyle alakalı bir politikanız yok. Çiftçiyi geliştirmek, çiftçiyi büyütmek, çiftçiyi iyi duruma getirmek gibi bir politikanız yok. Değerli arkadaşlarım, bakın, pamuk endüstriyel bir bitki. Türkiye'nin en önemli yetiştirebileceği ürünlerden bir tanesi. Çukurova pamuk ekmiyor. Amik Ovası pamuk ekmiyor. Niye? Çünkü maliyetler girdiler, çok pahalı. Üründen para kazanamıyor. İlk defa bu yıl olumlu bir gelişme. Bunu da olumlu bir gelişme, bakın ben olumlu olan şeyleri de söylüyorum burada. İlk defa 75 kuruş, yani eski rakamla 750 bin liraya çektiniz pamuktaki prim desteğini. Yeterli mi? Değil. Bu 1 liralar civarında olursa ve dışarıdan ithal gelecek pamuk engellenir, fon konularak Türkiye'ye ithal pamuğun girmesi engellenirse Türkiye'de yeniden kendi ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde pamuk üretebiliriz. Bakın, lif pamukta Türkiye'nin ihtiyacı, TÜİK rakamlarına göre veriyorum, sizin kendi grubunuz TÜİK rakamlarına göre veriyorum, 1 milyon 500 bin ton. Türkiye ne kadarını üretebilmiş? Ancak 800 bin tonunu üretebilmiş lif pamukta. Yani 700 bin ton dışarıdan pamuk satın almak zorunda kalmışız ki bu Türkiye maliyeti ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? 3 katrilyon. Yani 3 katrilyon parayı biz kendi çiftçimizin cebinden alıp Amerikalı çiftçinin, Hindistanlı çiftçinin cebine, Yunanistanlı çiftçinin cebine koymuşuz. Yazık günah değil mi ya? Allah'tan reva mı? Yani biz geçmiş yıllarda, çok eski yıllarda Türkiye pamuk kendi ihtiyacını karşıladığı gibi dışarıya satabilecek pozisyondayken şu anda dünyanın en büyük pamuk ithalatçısı haline gelmişiz. Değerli arkadaşlarım, bunu da bir an önce düzeltmemiz lazım. Pamuk primini, desteklerini arttırıp ondan sonra dışarıdan gelecek ithal pamuğun önünü kesmemiz ve fonla bunu engellememiz lazım. Eğer bunu başaramazsak Türkiye'de ne yazık ki pamukçuluk bitme noktasına geldi. Bunu bir türlü canlandıramayız yeniden. Mısır. Şimdi Türkiye'nin ihtiyacı 6 milyon ton civarında Mısır'da. Bu 1 milyon ton kadarını nişasta ve glikoz fabrikaları, ya zaten ortak onların ikisi, orada tüketiliyor. 5 milyon ton kadarı yemlik mısır olarak tüketiliyor. Yani yem fabrikalarında tüketiliyor. Şimdi Türkiye aşağı yukarı pamukçuluk bittikten bu yana 6-7 milyon ton mısır üretiyor. 1 milyon ton da ofisin elinde mısır var. Yarın mısır hasadı başladığında bu 1 milyon ton mısırı piyasaya sürüp de çiftçiyi perişan edecekseniz lütfen bugünden bunun tedbirini alın arkadaşlar. Allah rızası için çiftçinin hasadı başladığında ya dışarıdan mısır gelmesini ya da ofisin elindeki mısırı çiftçinin karşısında bir tehdit olarak kullanmayın. Çiftçiyi faizcinin kucağına düşürmeyin. Herkesin şu anda
traktörü, evi, tarlası ipotekli. Çiftçinin bir tek canı kaldı. O da para kazanamadığı için ya hasta ya reva, ölümcül.